burada 16. örnek. Mobil cihazlar uygulama geliştiren bir mükellefe geliştirdiği mobil uygulamayı bir yazılım şirketine 600 bin liraya sattı. Geçmiş olsun. Tamam. Burada bu platformlar dışında olduğu için istisna kapsamında değil. Son cümleyi okumayın. Son cümle orada fazla yazılmış. Çıkartacağız bunu. Çıkaracağım. Son cümle yok. Tamam mı? Meskürle başlayan cümle yok. Tamam mı arkadaşlar? Bitti. O kadar. Hemen 17'ye geliyorum. Mükellef ve bilgisayar için uygulama geliştirmekte ve geliştirdiği bu uygulamayı da müşterilere satmaktadır. Dolayısıyla bu bizim olayımızın dışında kalıyor. Yani bu türlü program yapıp satanlar, bir şeyleri üretip satanlar zaten bunlar mükellef olmak zorunda ve de bu istisnaların dışında kalıyorlar. Mükellefse bir sosyal ağ sağlayıcısında, sohbet odasında yönetici olarak finansal gelişmeler hakkında değerlendirmeler yapıyor. Ve sosyal medya hesabına da eklediği bağış butonuyla sohbete katılanların kutlamasıyla gelir elde ediyor. Güzel. Mükellefse sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden bağış adı altında elde ettiği gelirler meskûl maddede belirtilen diğer şartların sağlanması halinde, yani bankadan geçme, istisnadan yararlanacak. Bu tamam. Bu çünkü yaptığı bir işlemde bağış alıyor. Diyor ki butona basın. Tamam bitti. Burada problem yok. 17 gibi değil. 17 dışarıda kalıyor. 19. Şimdi arkadaşlar 19 ya önemli. Mükellef şey sosyal içerik üreticiliği faaliyetiyle iştigal ediyor. Mükellefin sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden kendisine ait hesaplar bulunmakta. Bakın hassas nokta bu. Dikkat edin. Mükellef tarafından üretilen içeriklerin bir kısmını kendi hesaplarında üzerinden bir kısmı da üçüncü taraf hizmet sağlayanlar yani platformlar üzerinden ait sağlayıcılarına ait hesaplar üzerinden platformun üzerinden yani paylaşıyor. Tamam. Ne oldu? Bir kısmını kendi, bir kısmını bir platform üzerinden paylaştı. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı kendisine ait hesaplarda mükellef şeyin ürettiği içerikler nedeniyle elde edilen gelirler üzerinden komisyonunu kesiyor ve bankaya parayı yatırıyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi mükellefin istisna kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla üçüncü taraf sağlayıcısı aracılığıyla elde ettiği gelirler istisnadan yararlanıyor. Peki birincisi kendi üzerinden yararlanamıyor. O burada eksik kalmış, yararlanamıyor. Yani onun Maliye Bakanlığı yazarken onu şey yapmamış ama tabii biliyoruz. Birinci kısım yani kendi ürettiği ve kendi sundukları yararlanıyor arkadaşlar. O ticaret olarak çekiliyor. Çünkü o platform sahibi gibi oluyor orada. O iş için platform sahibi, diğeri ise de başka platformları kullandığı için orada faydalanıyor. Yani burada iki grup var. Birinci ilk iki satır faydalanmıyor, ondan sonrakiler faydalanıyor. Örnek 20'ye gelecek olursam, Kumuşoğlu çevrimiçi eğitim programı üzerinden her kenara olan kişileri bir araya getirerek özel dersler bile belli bir ücret karşılığında kullanıcılara sunuyor. Kendi alanında uzman olan kişileri bir araya getirme suretiyle yapmış olduğu aracılık faaliyeti elde edilen kazanç istisna olarak değerlendirilmeyecek o ticari kazançtır arkadaşlar. O platformcu yani platform sahibi gibi olmuş burada. Bitti. Son örneğimiz. Bu arkadaşlar diğerleriyle çok farklı değil. Yararlanıyor zaten yaptığı işler nedeniyle. Çok zaman harcamaya gerek yok. Evet. Gelelim üçüncü konumuza arkadaşlar. Hisse senedi edinim planlarından ücret istisnası. Şimdi onun ne olduğunu ben size birazdan bir detaylı olarak açıklayacağım da özel bir notum var mı diye şurada bakıyorum. Üç. Evet. Üç burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şirketler şu anda da aslında normal şartlarda çalışanlarını motive etmek için, çalışanlarını daha fazla üretime, daha fazla karlılığa sevk etmek için bazı teşvikler veriyorlar. Bunlar prim olur, ikramiye olur veya bunun karşılığında hisse senedi vermek olur. Sen bana ortak olacaksın,
artık ortak ederler ki daha fazla çaba harcansın ve şirketin karlılığına pozitif etkisi olsun diye. Özü bu. Arkadaşlar bu iş şu anda da yapılıyor ve bu işler tabii ki bordrolara ilave ediyoruz. Bu hisse senetlerinin gelirini net gelir olarak kabul edip oradan bürte giderek bordrolaştırıyoruz ve bunları veriyoruz. Şu anda bunlar yapılıyor. Ama söyleyeceğim kısım esas önemli buraya almamızın nedeni burada bunların vergiden muaf olma özelliği çıktı. Yani belli şartları yerine getirirse vergiden muaf olacak. Şimdi nedir onlara bakalım. Şirketler çalışanlarını motive etmek için pay senedi yani hisse senedi edinim planları sunabilirler. Hisse edinim planlarında çalışanlara şirket hisselerini bedelsiz veya düşük bedelde satın alma hakları verilir. Bedelsiz verilir, der ki şu kadar ciroyu tuttur, şu kadar yıl çalış, şu kadar liralık hisseyi bedelsiz veriyorum denir. Bir tanesi bu. İkincisi ise daha düşük bir bedelle, mesela bugün şirketin hisse değeri atıyorum 100 lira ama böyle giderse 3 sene sonra bu çok daha değerli bir şirket olacağı belli. O gün teslim edecek ama bugünkü fiyattan 100 liradan teslim etme taahhüdünde bulunuyor. Niye? Eleman şirketi daha fazla kâra geçirsin, daha fazla ciro elde etsin diye. Şimdi biz mesela bunun bir örneğini bizzat yaşadık. Bir sermaye grubu elinde para var, bu sahne yapmak istiyorlar, soğuk hava deposu yapmak istiyorlar ve soğuk hava deposuyla alakalı hiçbir bilgileri yok. Bir uzman kişiyi buldular, dediler ki sen kardeşim bize bir bu sahne yap, çalıştır vaziyette, teslim et, şirketin %25 hisselerini sana devredeceğiz dediler ve sözleşme yapıldı. Ve tabii ki çok büyük para kazandılar, o sonra o %25 başka şeyler de girdi tabii araya ama böyle sözleşmeler yapılabiliyor. Ve bu şekilde gerçekten ben bunu bizzat yaşadım, bu kişi konusunda çok uzman, makinaların getirilmesinden binanın yapılmasının şekline kadar ve içinde işte pazarlamasına kadar bu sahneyi hazırladı ve teslim etti. Yani bunlar yakın zamanlarda değil, eski zamanlarda da yapılabilen işlerdi ama şimdi bir sisteme getirildi. Vergiden çünkü vergi burada çok yoruyordu arkadaşlar insanları. Çünkü bunu ücret olarak kabul ediyoruz, bordroya ilave ediyoruz, şaka şaka vergi ödüyoruz. Yani burada ciddi bir rakam. Şimdi, ilgili hisseler bir anda defaten verildiği gibi belli bir süre içerisinde belirli miktarlarda da verilebilir. Zamana da yayarsınız, bir seferde de verirsiniz. Önemli değil. İlgili hisseler çalışanın kendi işvereni tarafından sunulduğu gibi holding şirketin hisseleri de sunulabilir mesela. Kardeş şirketlerden de sunulabilir. Merkezde yer alan şirketler de hisselerini sunabilirler. Sen şu şirketimi şu kadar ciroya ulaştır, bu kadar kâra getir. Ben de sana bunu veyahut da öyle bir şey geliştir ki işte bu bilgisayar ortamlarında öyle bir güzel bir şey çıkar ki ortaya şirket birdenbire büyük paralar kazansın ve böylece sen de kazan, ben de kazanayım denir. Arkadaşlar, Bada'nın nasıl meydana geldiğini ben biliyorum ya. Adam Bada indi, çizdi, Bada dedi. Bada, o mor şey var ya, Bada'yı buldu. Bada'dan milyonlar kazandılar. Neyse, yani o Yapı Kredi Bankası'nın reklam şeyi olan Bada'nın nasıl üretildiğine ben bizzat şahit oldum. İçindeydim, tamam mı? Neyse, sonradan bakın büyük sorunlar çıktı arada teliple alakalı. Dikkat ederseniz bazı Bada'ların rengi açıktır. Bu yüzden, tamam mı? Neyse, karıştırmayayım şimdi daha fazla ama işte böyle bir şeylerle insanlar bir şey geliştiriyorlar, bir sistem geliştiriyor veya da şirketi kâzı hale getirecek bir çaba içerisinde olunca tabii ki ona hisse senedi verilmesi çok mantıklı. Çünkü ne kadar içeride tutarsanız, bir de böyle elemanların kaçma riski var. Böylece elemanın kaçmasını da engellemiş oluyorsunuz. Çünkü adam bu şirkette çalışırsa çok daha fazla para kazanacağına inandığında niye gitsin? Çünkü o şirketin %1, 3, 5, 10, belki 25 ortağı olacak gibi. Genelde hisse edindirme planlarıyla ilgili şirket ve hizmet erbabı arasında sözleşme yapılmaktadır. Arkadaşlar genelde diyorlar ama genelde lafı da bana göre yeterli değil. Mutlaka yapılmalı. Mutlaka yapılmalı çünkü sözleşmeye bağlanmazsa vergisel anlamda da biraz sonra göreceğiz bir takım sıkıntılar var.
Arkadaşlar, şeye göre bu şekildeki verilen, verilecek hisselerle alakalı hisseyi verdiğiniz anda bu şeyin 326 nolu tebliğin ekinde, ek birinde mesela bir form var. Onu vergi dairesine bildirmek zorundasınız. Vergiden muaf olsa bile bildirmek zorundasınız. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Opsiyon planları. Arkadaşlar bunlar anlattığım şeylere çeşitli söyleyin onu kompartımanlarla ayrıldı. Bu opsiyon planı işlemeye çalışanlar önceden belirlenmiş bekleme süresi sonucunda opsiyon tarihinde belirlenen fiyat üzerinden satın alma hakkı tanıyan ya da tamamen bedelsiz olarak verilen hisse planlarıdır. Hisse senedinin opsiyon planlarında işveren performans ölçütünü yakalama, bekleme süresi sonunda o şirketin çalışanı olmasını sağlamak gibi şartlar koyabilir. Tamam mı? Diğerleri de benzeri şeyleri içeriyor. Sonra zaten okursunuz. Şimdi arkadaşlar, pay senedi nasıl veriliyor? Onlara bir bakalım. Ne zaman menfaat elde edilmiş oluyor? Şeyimiz o, sorunumuz o. Zamanı ne? Ne zaman? Menfaat ne zaman elde edildi? Hisse senedini hemen verdim, o gün elde edildi. Rayiç bedel üzerinden. Hayır, bir anlaşma yaptım, 3 sene sonra vereceğim. O zaman edilecek. Yani çalışanın eline geçtiği anda bu edinme söz konusu oluyor ve vergileme de o tarihten itibaren söz konusu olacak. Şimdi ne zaman menfaat elde edilmiş olur? Pay senedini verildiği tarih, bedelsiz pay senedini verdim. Bu sene verdim veya da Aralık ayında verdim, bitti orada arkadaşlar. Verdiğimiz tarih zaten edinilen tarih. İndirimli satın alma hakkı varsa satın alma hakkının kullanıldığı tarih. Bir satın alma hakkı verdim, dedim ki 3 sene bende çalış, şu kadar bedelle sana hisseleri bugünkü bedelle vereceğim, demin örneğimde olduğu gibi. O zaman da o tarihte, elde edildiği tarihte. Hangi tutar ücret olarak kabul edilecek? Rayiç bedel. Pay senedinin rayiç bedeli. Borsada kayıtlıysa borsa bedeli. Değilse alım satıma konu olduğu bir rakam bedel. Tamam mı? Veyahut da üzerine yazan bedel. Hiçbir şey yoksa üzerine yazan bedel. Satın alma hakkının kullanıldığı tarihteki pay senedinin rayiç değeri ile çalışana olan maliyeti arasındaki fark vergilendirecek artık. Tamam mı? Vergilendirme nasıl yapılır? Hisse senedi nedeniyle çalışana sağlanan menfaatin yukarıdaki hesaplamayla elde edilen tutar net ücret olarak kabul edilir ve buradan brüte iblağ edilir. O netten brüte gitmeniz lazım. Tamam mı arkadaşlar? Ödenen para brüt değildir. Ödenen para nettir. Net olarak alacaksınız. Oradan brüte gidip vergilendirmeyi öyle yapacaksınız. Tamam mı? Hangi durumda istisna var? Hangi durumda istisna var? Ben istemiyorum. Ha, sağ ol. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, istisna olan durum tekno girişim şirketlerinde istisna var. Şimdi gelelim oraya. Tekno girişim şirketi ne? Arkadaşlar, tekno girişim şirketlerinde niteliğinde olan işverenlerin, çalışanlarına bu şekilde ücret niteliğinde olan bu paralar ödendiği zaman vergi olmayacak. Şartları var. Biraz sonra şartlarına geleceğim. Vergi olmayacak ama. Orada da yıllık maaş şartı var mesela. Onu aşarsa vergiye tabi, aşmazsa vergiye tabi değil. Ancak tekno girişim şirketi ne? Ona bakalım. Buna haiz olan işverenlerce henüz ilan edilmedi arkadaşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bugün de sitesine girdim. Tekno girişim şirketlerinin özelliğine ait açıklama yok. Tekno girişim destekleri var. Tekno girişim destekleri gençlere şöyle destek verilir. İşte okuldan mezun olmasına bir yıl kalana şöyle para verilir. Efendim mezun olana şöyle para verilir. Onlar var. Tekno girişim desteği var. Ama tekno girişim şirketi nedir, nasıldır? Daha henüz ilan edilmedi. Herhalde yılbaşına kadar bunu açıklayacaklar. O özelliğe sahip olan şirketler elemanlarına hisse verdikleri zaman belli şartlarla vergi olmayacak. Tamam arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. İstisna için ne lazım? Bir, şirketin teknolojik şirketi olması lazım. İki, iş sözleşmesi olması lazım. Üç,
şirketin anonim şirket olması lazım. Çünkü hissedemeyecek ki şirkete bunu yapmazsınız ki. Aşağı olması lazım. Pay senedinin belirlediği tarihte kirayış değer ile çalışanın edinim için katlandığı maliyetler arasındaki farkın ilgili yıldaki yani sağladığınız kazanç değil, sağladığınız kazancı. Bir yıllık günlük ücret tutarını aşmaması lazım. Ücretin bir yıllığını aşmaması lazım. Diyeceksiniz ki ücret daha henüz belli değil bir yıllık. Ben Mart ayında bunu yapıyorum, Nisan'da yapıyorum. O zaman ilgili ayı alıp 12 ile çarpıp bu yıllık ücrettir diyeceksiniz. Bitti. Onun devamı ne olacağını biraz sonra örnekleriyle anlatacağım. Hisse erbabının pay senedini belirli bir sürede elinde tutması. Evet, en önemli şart bu. İşte devlet burada diyor ki, şu kadar sene elinde tutarsan diyor, ben diyor bu vergiden vazgeçerim, almam. Ama diyor sen zırt pırt hemen elinden çıkartırsan ben o vergiyi alırım diyor. Biraz sonra onun yıllarını söyleyeceğim zaten. İstisna tutarının hesabında pay senedi verilen hizmet erbabının o yılki bürüt ücretinin tutarı esas alınacak. Bakın esas alınırken bürüt ücret esas alınacak. Ancak pay senedinin belirlediği tarihte hizmet erbabının bir yıllık bürüt ücreti tespit edilemiyorsa bir ayki bürüt ücret tutarının 12 ile çarpılması sonucunda elde edilen rakam dikkate alınacak. Tamam. Bir örnek var zaten. Örneklerin hepsini şey yapmayacağım, söylemeyeceğim. Raiş değer 500 bin liraymış, menfaat tutarı 500 bin liraymış, yıllık bürüt ücreti 600 bin liraymış, 500 bin lira istisnaflarına giriyor. Bitti. Şimdi bir tane de girmeyen yapalım. Örnek 2'ye bakalım. 1,5 milyon lira raiş bedel, hissenin raiş bedeli, menfaat tutarı 1,5 milyon, yıllık bürüt ücreti 1 milyon 200 bin, o zaman 300 bini vergiye tabi, 1 milyon 200 bin lirası muaf. Tamam arkadaşlar? Üzü bu. Tek tek şeylere bakmayacağım. Şimdi, bürüt ücretin tespit edilememesi nedeniyle pay senedinin verildiği aydaki, bakın o ayda, Nisan ayından veriyorsun, Nisan ayının ücretini alacaksınız. Çarpılması sonucu, 12 ile çarpılması sonucu bulunan tutar, yıl sonunda hizmet erbabının gerçekleşen yıllık bürüt ücret tutarı ile karşılaştırılacağına. Tamam biz onu yaptık da olay bitmiyor. Bitmiyor olay. Biraz sonra örnekte çok güzel örneğim var onun. Bitmiyor. Arkadaşlar yıl sonunda karşılaştırıyorsunuz. Artıysa iade ediyorsunuz. Eksiyse tahsil ediyorsunuz. Tamam mı? Şimdi örnek 5. Bu iki örnekte tam konuyu anlatan örnekler. 28-25'te raiş değeri 1 milyon 200 bin lira olan pay senedi bedelsiz belirtti. 28-2'de yıllık bürüt ücretinin tam karşılığı belirlenmediği için rakam 90 bin ile çarpıldı, Şubat ayı ücretiyle çarpıldı. Ne yapıldı? 1 milyon 80 bin. Arkadaşlar şimdi 1 milyon 80 bin, 1 milyon 200 bin bürüt ücret yapıldığı için 1 milyon 120 bin lira şöyle olacak. 1 milyon 200 bin dedi değil mi hisse senetleri? Rakam da 1 milyon 80 bin çıktı. Ne oldu arkadaşlar? 120 bin liralık kısım açıkta kaldı. Değil mi? Onun vergisini aldık. Daha doğrusu vergisini verdik. Firma olarak vergisini verdik. Olay bitti. Ama sene sonuna geldik. Bürüt ücretinin toplamı 1 milyon 300 bin çıktı. Dolayısıyla biz 1 milyon 200 bin liralık pay senedi vermiştik ya. Bunun hiç vergisinin olmaması lazım. Ne yapacağız? Beyannameye düzeltme vereceğiz arkadaşlar. 120 bin liralık kısım için düzeltme vereceğiz. Devlet onu kabul ediyor. Tamam mı? Diyor ki düzelt kardeşim diyor. Ve o kısımda 120 bin liralık kısımda istisnaya konu edilmiş oluyor. Şimdi tersi bir örnek var. 11.3 tarihinde raiş bedeli 2 milyon lira, pay senedi bedelsiz veriliyor. Bürüt ücret 210 bin lira, 12 ile çarpılmak suretiyle 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplanıyor. Mart 2025 döneminde 2 milyon liralık ücret beyanı tamamı istisna oluyor. Tamam arkadaşlar? Burada herhangi bir problem yok. Ancak yıl sonunda ne oluyor? 1 milyon 950 bin lira olduğu anlaşılıyor. Hadi 50 bin lirayı gidiyoruz, beyan ediyoruz. 50 bin lirayı beyan ediyoruz ve burada hesaplanan vergiden vergi ziyan cezası olmaksızın sadece geçirme zammıyla ödeme yapıyoruz. Tamam arkadaşlar? İlgili ay hangi ay idi? Burada Mart ayıydı değil mi? Mart ayından itibaren geçirme zammı hesaplanıyor, veriliyor. Ama vergi ziyan cezası yok. Buradaki usul bu. Yani
bir işlem yapacaksınız ama diyor bunu artı eksi değerlerinde eğer fazla almışsam iade ederim. Az almışsam diyor gecikme zammıyla alırım. O kadar. Tabii ki devletin iadesinde gecikme zammı yok arkadaşlar. Onu tersine çalışıyorum. Tamam mı? Onu antiparantez şey yapalım. Şimdi arkadaşlar, vergilendirme nasıl olacak? Dedim ya, bir elde tutma süresi. Buradaki arkadaşlar bakın, ekranda görüyorsunuz. Elde tutma süresi 3 yıl içinde satarsa %100'ü geri alınır.